Ben bu programda yaşananlardan çok etkileniyorum ya, hala da. Şimdi mesela hiç bunu düşünmemiştim. Hatta birkaç telefon bile açtım şimdi reklam arasında, yani sen nereye gömül, ben nereye gömül diye. Şimdi arkadaşlar, ya bir kere burada hani aile mezarlığının anlamı şu aslında. Hani ölümlü dünya, herkes ölür kalır. Hani aile mezarlığına birileri gömülürse o mezarlar sahipsiz kalmaz. Hani amcasına giden öteki amcasının da mezarının üzerine bir su döker. Onu mu yani biz Hayır kendimiz hayır kararımızı bak bir veririz. daha tabii ki dur. O yüzden aile mezarlığı. Tamam Bak hiç zaten izledim. dinlemiyorsun Seher bak. Hiç dinlemiyorsun. Senin en büyük problemin o. Ne olursun ya. Bu programda yaşadıklarınız, ortaya çıkanlar, üzüldüğünüz, ettiğiniz bak biraz ders olsun gözünü seveyim. Ya biz ne yapalım Aile şimdi? mezarlığın anlamı o. Şimdi buradan giderken Allah göstermesin ikiniz birden gömülür adam. Vefat ederseniz adamın orada mezarı tek başına kalır ya. O yüzden aslında Biz de aile gideriz mezara. mezarlığına Aynen gömülür. öyle olacak Bir biliyor dakika musun? dur. Olacak olacak. Hayır bak ondan bahsetmiyorum. Aile mezarlığı istemelerin nedeni o. Şimdi bu Şerife ile Seher'in tarafından da bakacak olursanız onlar da Ankara'da yaşıyor. Tabii canım biz Bir Ankara'da tane yaşıyoruz. mezarlık alırız, biz de oraya gömülürüz. Bu da bizim aile Ben yarın mezarlığımız ölürsem diye kızım beni oraya düşünürler. Şimdi götürecek. o yüzden inat etmeden nereye gömülürse bence burada Seher'i kızını dinlemek lazım. Müge Adamın abla bir kızı. de bir şey Biz diyeceğim. inat etmiyoruz. Şimdi Müge abla. Ankara'da Müge aile abla. mezarlığı Bir diye dakika. toplu bir yer yok. Nasıl Sıradan yok? Olur gömülüyor. mu yok? Kayboluyor Olur mu gidiyor. canım? Ama Yanına da bizim verin. toplu Öyle bir aile şey yok. mezarlığı Öyle bir yerimiz şey var. yok. Aile Müge mezarı var. abla. Ha. Kamera arkasında beni tehdit etti Veysel Çelik. Senin kafanı gözünü o cenazede kırdırırım Kıracağım diye. diyor. Şu yakışıyor Lütfen bizi mu buna? koruyun. Yani Bak bizi biz burada koruyun iki yanına, biz kadın, emniyete iki bildirelim kadın ya. ortada Biz kalmışız Müge emniyeti abla. şimdi arayalım Sana ya. sığınmışız. Ya Yaptığı hareket kızım hiç daha... boş değil. yapıyor ya, kızı kafanı kırdırıyor. Olay daha Neyi bitmesin. kafanı kırdırıyorsun sen? Bizim Sen mezarlığımız... Daha. Sen Sen beni neler oynuyorsunuz? yapmadın? Şahide Benim senin cenazemi sen üstünde. izliyorsun. Aynı... Hani ne oldu Müge Hanım? Canlı şahit ya. Her şeyi Sizin seyrettim ben. üstünüzdeki Ya sizin şaibeler hala korkunuz neydi kalkmış peki değil mi? bizden Tabii beraber tabii. gömülmek Hadi için? gel. Savcılığa vereceğim. He. Hadi Bakalım. dosyaları hazırladım. Hadi Bekleyin. bakalım. Vallahi istediğin Hadi beraber sen de sürüneceksin adliyede, savcılıkta. Öyle yok. Öyle Tamam yok. tamam. Bizim Sürünmeyin elimiz savcılık. varsa Göreceğiz. Hadi sürünelim. Biz de göreceğiz. sürünelim. Kafanın gözünü kırarım diyordu Veysel Çelik az önce. Sen Şimdi ne neden seni? yapıyordun? Kaç gündür seni Tehdit etmiyorum. Sen ediyorum beni Müge abla. tehdit nereye Bak bir ederken? dakika Niye bir kamera mesaj. vereceğim size Bak bir aldırıp mesaj. kalk? Bir mesaj geldi. Okuyabilir miyim müsaade ederseniz? Ramazan Tıraş diyor ki ben Mert Kartal'ın abisi oluyorum. Mert Kartal Tıraş soyadını değiştirmiş ya. Şerife'yi ailecek hiç tanımıyoruz diyor. Hayır ya. Mert'in nişanlandığı kişinin adı Elif'ti. İftiracılar. Mert ayrıca diyor cinayete de karışmadı. Eğer karışmış olsa Mert'in banka hesaplarında haciz var gider onları öderdi. Cinayet işleyip para peşinde olsa o parayı kendisi için kullanılırdı. Yasin Tıraş'ın ailesiyle aramızda bir dargınlık yoktur. Bu olay kendileriyle bir araya gelip hiç konuşmadık. Mert'le birlikte diğer kardeşim İlhami Tıraş da cezaevinde. Mert'le telefonda görüşmedik fakat İlhami bizi aradı. Aynı cezaevinde yattıkları için İlhami durumu Mert'e sormuş. Mert ben böyle birini tanımıyorum. Yasin'i en son bir yıl önce görmüştüm. Bir de bir yakınımızın cenazesi oldu. Onda gördüm. Yasin'le başka bir temasım olmadı dedi. Yasin'in ailesi de Ocak ayında bizim eve geldi diyor. Ama gerek yok. Yapan Yasin. Ramazan Tıraş da böyle söylüyor ama biz diyor tanımıyoruz şeyi. O Tanımıyoruz. başka Biz de bir tanımıyoruz. Yasin. Ne vardı? Vallahi Yasin yapan. İftira ne oldu şimdi? Göreceğiz. Senin benim acımam Olay bile yerini saygı yok. ben araştıracağım merak Olay etme. yeri belli mi? Araştırdır araştırdır. Saygısız. Bu nasıl gitmiş de bunlara bulaşmış da. Onları gidip hayatım Onun artık başı var ama. Gerçekten savcıyla burada görüşeceksin. Bir şey bu var. Çocuklarla Tamam. öyle çocuklarla mı Tamam ortam ama olmaz. sizden ricam. Bakın böyle büyük savaşlarda bile ateşkes oluyor da. Değil mi? Ülkeler gidiyor. Askerlerini topluyor şehit olanlara. Gömebilmek için. Ya bizim dinimizde de aslında her dinde de cenaze önemli bir olaydır. Değil Bir mi tabii ki? insanı son yolculuğuna uğurlamaktır. O yüzden Tabii kıymetlidir. uğrayacağız. O nedenle 2 saatliğine bile olsa bir ateşkes ilan edip. Evet, Heh. Biz de onu istiyoruz Müge Hanım. Tamam. Ben başka Onların bir şey babasıysa istemiyorum. bunların da kardeşi. Tamam Müge ama bir Hanım. şey söyleyeceğim. Onun da babası o da Ankara'ya gömülmesini istiyor. Evet, Onlara ben nerede saygı kalacağım? Mezarına gösterelim. İstiyor kızım kızım da seni. istiyor. Hayır çocuklarım Ankara'yı istiyor. Tamam ben de aynı şeyi söylüyorum Seher'cim bir dur. Yani eşi var ya, eşiyim burada ya, öyle şey olur mu? Tamam. Yani eşi ne diyorsa. Ha siz de ama kendi içinizde. Hayır biz yok, biz yok. Gelsin de biz onlara gelmeyin de gelsin. Kardeşidir, abisidir. Tabii gelecek. Gelecek de biz bizim bir şey demedik. Ha onlar ama yok bize ben alırım, yapıyor. ben götürürüm. Ha Acımıza gelsinler saygıları ama var. Ya bir bir bak daha size bizim bir bir şey şey dediğimiz söyleyeyim mi yok ya. arkadaşlar? Bak bu cenazelerde de erkek lazım ha.
Ben bazen kızıyorum ya bu erkeklerin niye gücü falan filan diye. Bak bu şiddet... Ya. Bir dakika ya bir durun ama ya bile buradan... Bu şiddet olaylarında falan erkeklere kızıyorum. Güçlüler müşlüler niye bunlar güçlü diye isyan ediyorum ya bazen. Hayret de ediyorum ama bu cenazede de erkek lazım yani. Gelsin canım. Tamam işte o yüzden... Abisidir gelsin. Tamam işte o yüzden ama orada da kavga dövüş olmadan yok, yani. Onlar da bir taşısın olmadı. Bir... Ha hiçbir şeye ihtiyacımız yok şey olursak gerekirse de... Yani gelsinler bir gömsünler bir içeri girsinler yani bir de onların abisi kardeşi şimdi böyle kavga dövüş olmaz. Abicim siz de yani bununla ilgili bir şey yapın ortak bir sulh noktası bunun adamı da güzel gömün orada da kavga dövüş etmeyin. Hayır, yani. Hayır kavgamız yok biz ne yapacağız gelsin. Ama sizi sokmayacağız cenazeye değil mi? Tamam gelin diyorlar işte. Biz milletin içinden ya öyle demişlerdi. Şimdi diyorlar ki artık adamın öldüğü ortaya çıktı diyor ki gelsinler beraberce gömelim diyorlar. Yani eşimin ruhunu ya rahatsız etmem ya. Zaten bak mazlum bir insandı kesinlikle öyle ya. Kardeşimi kovun bilmem ama bunlara kesinlikle kabul etmezdi. Ben de babama yakışır bir şekilde o cenazeyi kaldıracağım. Siz de tabii ki geleceksiniz. Heh. Ne demek gelmeyeceksiniz ya? Ben size öyle bir şey demedim ki. Ama cenazede de birbirinize sen bana öyle demiştin. Ben böyle yapmayın. Yani bir ateşkes yok ilan yok. Edin. Çenenizi kapatın. Gerekiyor. Bak bazı insan kapatamıyor ya ağzını. Gerekiyorsa herkes birer bant şöyle ya bizim çaktırmadan yapsın. Bizim hatırlasın diye. Konuşmaması gerektiğini. Yani güzelce ne gömün adamı da günah ya. Adam zaten ya çok üzgünüm ama size zaten verilecek olan 3 tane kemik usulen... Her adamın ruhuna bir Fatiha okuyorsunuz. Çorum'dan okursan da Ankara'ya gider, Ankara'dan okursan da Çorum'a gider. Tabii ki. Kurban olduğum Rabbim arkamızda bir dua eden bıraksın yeter ki. Amin. Amin. Yani nurlar içinde yatsın. Amin. Adamı da huzursuz huzursuz da gömmeyin oralarda kavga amin. Dövüşleri. Lütfen yani çok rica ediyorum ya. Bak bizim arkadaşlar da gelirler. Gerek yok hayatım okudum ben Mert'in akrabasını. Bakayım ona diyor. O da demiş ki 2017 yılında abimi öldürdü kendi annesi. İhbar etti. Etmese daha çok can yanacaktı. Bak Mert'in de annesi kendisi o zaman şey yapmış, ihbar çocuğum etmiş. Çocuğum ihbar etti. Yani şimdi çok laf, şey o ona cevap hakkı doğacak falan filan o yüzden çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ama en azından Şerife için olanı söylemek hayır, istedim. Hayır ya biz tanımıyoruz vallahi kimseyi tanımıyoruz. Hayır eşim de böyle çocuklarla arkadaş olmak. Tamam, bunun başı tamam, var. Tamam ama bak şimdi bu ailenin de bu duyguları yaşamasını... Anlayın. Biz bir şey demiyoruz. Tamam ama. Yarın bir gün gider. Bak yine onlar gelmeseydi yine bulamazdık da ben onu kızıma da akşam diyor. Diyorum ki ben hep bekliyorum ki gelecek onlara dedim gelir. Hatta Eltim dedi ki oğlum da diyor çıkar gelir bir yerde demedin mi? Dedim. Ya onu dedim ki Alper ne diyor bu işe diyor hatta sordum. Dedi ki o da diyor ya çıkar gelir bir şey olur. Seher Hanım siz de bir Allah razı olsun. Ya ben ona geldiler. Bir şey demiyorum bana geldiler bakın, aradılar. Oraya dönün. Hayır, Allah razı şey olsun deyin. Ben umudum çünkü telefonla bugün, gelecek diyordum. Bugün buraya gelmemiş olsaydınız. Sizin tabii hala canım, işiniz den bir haber yoktu. Hatta belki de aranmıyordu bile. Aranmıyor. Yıllar geçecekti. Ankara Emniyeti aramadı. Savcı da duysun, yargı da duysun. Bir dur, bir sus, bir dur. Aranmıyordu bile. Aramıyordu. Yıllar geçecekti ve siz işinizden belki hiç haber alamayacaktınız. Bu olaylar unutulacaktı. Kamera görüntüleri gidecekti. O gidecekti, bu gidecekti. Görgü şahitleri ortadan kalkacaktı. Yıllar sonra peşine düştüğünüzde artık konu hakkında bilgi sahibi olan kimseyi bulamayacaktınız. Evet. Onun için buraya gelmeye vesile olan kişilere dönün bir Allah razı olsun ya diyeyim. Biz bana bir şey demiyoruz. Ben şuna buldular. Çok katılıyorum. Nereye, nereye gömülmesine? Ben önce evlatları bizim karar aile verecek. Mezar yapacağız. Buna, ya buna yapılacak bir şey yok. Önce evlatları karar verecek. Tabii. Sizlere de saygı duymak düşer. Ama artık didişmeyin ne olur adamın ruhunu bir rahat bırakın ya. Ya evet. Ben ruhu rahat hakikaten etsin ya. Sen de dur. Sen de şey değilsin, masum değilsin. Burada tamam, çok ama. Sana yakışmayan çok kötü sözler söyledi. Söyledim bunlardan, ama iftira bunlar için hepsi. Özür dilemen gerekiyor. Çünkü senin kökün orası. Senin kökün, babanın kökü. Vallahi annenin benim kökü. Benim babamla 30 senedir baba, görüşmüyorlardı. Fark etmez. Kökü ne? Köküne hiç kimse ihanet edemez, kötü söz söyleyemez. Görüşmeyebilirsin, baban görüşmeyebilir ama onlar da senin kökün. Ya tabii ki senin öyle. Saygı kökünüz duyman lazım. Artık bırakın, adamın ruhu bir rahat etsin ya. Bir rahat etsin, rahatlıkla bir gömün. Kavgasız, dövüşsüz gömün. Ben senin babanla 30 senedir görüşmüyorsam, ben buraya gelmemle Müyade'nin sayesinde bu cenaze ortaya çıktı. Yoksa ki... Üstü kapandıydı. Mezarımız bile hiçbir şey bulamıyorum. Mezarı bile olmayacak. Evet. Ben buraya gelmiş olmasaydım yoktu ortada, kaybolduydu. Tamam Allah razı birincisi olsun. Birincisi benim sayemde, ikincisi Müge Hanım sayesinde. Emniyetimizin sayesinde. Sizlerden
Teşekkür ederiz hepinize. Emniyetimizin sayesinde. Allah onlardan razı olsun. Allah bir kere razı olsun, sizden. Ya canım, biz telefondan hep aldandı. Telefon açılıyor. Tamam, Beceğiz Hocam. Birbirinize de bir baş sağlığı dileyin. Barışın şurada, beni de huzurlu gönderin. Bizim de acımız var. Müge Hanım, Allah razı olsun sizden. Senden bin kere razı olsun. Başımızdan eksik olmayın inşallah. Hiç eksik olma. İnşallah. Amcam ve Seçeli'ye de Allah razı olsun. Ben sana giderim dedim. Gene sizin sayenizde bulundu. Ben telefondan aldandım diyorum. Ben burada sizin de kalbinizi kırdım. Saygısızlık da ettim. Gel sen de şu. Gel bir amca. Biz onun için kızıyoruz size. Bak cenazeniz olacak. Ben başka senden... Karışma. O onun amcası. Ben onun... Sana da bir şey olsa onun ailesi. Ben onun için saygısızlık yaptığım için canım kızıyor. Evinde koku var. Ben senin amcan, baban, yarısıyım ben. Gel Veysel abi sen de. Veysel abi gel. Sen karışma. Uzatmayın. Sen de senin de akraban. Gel kızım. Gel. Sana da atmadım. Bir baş sağlığı dilerim. Bir el öpe. Canımsın, kanımsın. Çok ayıp ama. Çok ayıp. Hadi. Bak sen de. Sen de. Ben ona buldum. Ona bir şey demiyorum. Uzatma. İftiralar yapıldı. Tamam. Herkes özür diliyor birbirinden. Tamam. Dur bir sarılsın. Bak o da onun amcası. Ama bak kıydılar amca. Kıydılar. Et tırnaktan ayrılmaz, ne olursa olsun. Ben sana düşman değilim. Ama sen böyle asli davranmasaydın. Ben seni susamadım. Asli davranmasaydın. Sen böyle tamam, yaptın, biz öyle. Tamam, davranmıyor artık. Gel sen de, siz de uzatmayın, beraber konuşuyorsunuz. Tamam, Hülya gel sen de. Dur Şerife. Hayır ben gelmeyeceğim. O zaman bak, o cenazede kavga edeceksin. Yok, etmeyeceğim. Sen ona söyledin, o sana söyledi. Karşılıklı birbirinizden. Sen büyük ol, gel. Ama hayat böyle bir şey, gel. Olabilir. Sen büyüksün bir de. Biraz sabırlı olun. Söylemeyin bir daha da birbirinize. Gelin bir baş sağlığı dileyin. Sağ olun. Elinizden geleni yaptıysa. Sarılın da birbirinize. Siz güzelsiniz. Bak gene birinizin bir böbrek ihtiyacı olsa, bir şey olsa. Birbirinize vereceksiniz. Baş sağlığı dileyin. Sağ olun. Başımız sağ olsun. Bu hanım için de yatsın. Tamam bak ne güzel işte. Hep aynı aldandık telefon. Tamam. Ben sizi de arıyordum. Başımız sağ olsun abicim gerçekten. Haddimizi aştıysa. Estağfurullah. Hiç had aşma diye bir şey yok. Hayır. Belki olur ya. Yok. Bir kusur ettiysek. Estağfurullah. Sizden çok çok özür dilerim. Siz de hiçbirinizde kusura bakmayın yani. Neden? Önemli olan biz burada programı çözerken hepimiz birbirimize bir şeyler söylüyoruz. Önemli olan birbirimize hakkımızı helal edin. Helal ettin hakkımı. Bak işte adamcağız öldü yani. Sağ olun. Ölümlü dünya. Siz de bak çok haklı. Siz de ona bir şey söylemeyin. Kızı ya, da kendi... Yok. Niye hayır, söyleyeyim? Kızı da kendi istediği yere gömsün babası. Tamam, onun hakkıdır. Madem öyle siz istiyorlar. Siz de gidersiniz. Tamam. Böyle istiyorlarsa biz de onların yanındayız. Ha, ne güzel işte böyle ben ya. Ben yanındayım yani. İnada gerek yok arkadaşlar. İnat kötü bir şey. Ne biz olur yapmayın. Biz yanınızdayız ya. Ben sizi boş bırakmayacağım. Boş bırakmayacağız. Çocuklarım hep Ankara'ya gidiyor şu anda. Yoldalar. Hep. Bir şey olsa biz yine arayacağın kişi amca. Biz yine sizin arkanızdayız. Biz yine hep sizin yanınızdayız. Biz yine size sahip çıkacağız. Senin dayıların sahip çıkmaz kızım. Dayıların hadi gel. Tamam karıştırmayalım şimdi. Dayıları bana hiç girmiyoruz. Hoşçakalın, iyi günler yapıyoruz. Herkesin kendi hakkı. Kimse kimsenin akrabasına bir şey söylemez. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Etlik patlığını öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.